arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün sizlerle bu çok güzel görünen eldivenlerimizi çalışacağız bir tanesini elime taktım diğerini elimde tutarak size göstermek istiyorum elimizin üzeri ve avucumuzun içi aynı motiften oluşacak e, motiflerimizin yani her iki e, eldivenimizde ikişer motiften oluşmakta gördüğünüz gibi öncesinde bir tane motifimizi tamamlıyoruz diğer motifimizi ise birleştirerek bitiriyoruz son sıraya kadar örüp son sıramızı şöyle birleştiriyoruz diğer tarafta bir parmak boşluğu yerimizi ayırıp yine biraz biraz üstünden ve altından birleştirme işlemini tamamlıyoruz ve parmak üzerine gelecek kısmımıza lastik örgüsü çalışıyoruz ve bilek kısmımızda yine lastik örgüsü çalışmasıyla tamamlıyoruz buradaki bilek kısmında ve el üzeri yani parmaklarımın üzerine gelen lastik bölümünü dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz ben çok uzatmadım her ikisini de şöyle yetecek kadar ayarladım bileğimi çok fazla geçmeyecek şekilde ben yine e, bu çalışmamı da sevgili kızıma ördüm güle güle sağlıkla afiyette giysin kullansın inşallah. Evet e, Angora ipimi kullandım Alize'nin iki buçuk numaralı ve beyazımı kullandım e, hemen sizlerle birlikte örgümüze başlayalım ama öncesinde minik bir de ricam olsun sizlerden kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz Evet Kolay gelsin. Hemen başlayalım. İki rengimi kullanıyorum. Beyazım ve yeşilim. Yeşilim Alize'nin Angora ipi. Beyazım ise normal tığ işi örgüler için kullandığımız iplerimizden her ikisinin kalınlığı da eşit. Şimdi beyazımızla orta kısmını örmeye başlayalım. İki buçuk numaralı da tığım var. 6 zincir çekiyorum. Öncesinde bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra birinci zincir yuvasına girerek batıyorum ve minik yuvamızı, halkamızı oluşturuyoruz. Şurada kalan başlangıç ipimizi sol tarafa yatırıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bakın ipimizi şöyle yatırdım. Şimdi bu ortaya girerek trabzanlarımızı yapacağım toplamda zincirimizle birlikte 16 tane trabzanımız olacak tığımızın başını bir defa doluyorum iki defa da kapatıyorum bir iki doluyorum yuvaya giriyorum ipimi alıp bir iki defa da kapatıyorum 3 oldu dördüncü ördüm doluyorum yuvaya giriyorum ve ipimi de gizlemek için bu tarafa doğru yürütüyorum kaç olduğunu bakalım 1 2 3 4 5 doluyorum 6 doladım 7. girdim 8 9 10 11 Tam 16 tane trabzanımı ördüm. Şöyle alttaki gizlediğimiz ipi şöyle alıyorum, sıkıştırıyorum. Bakın sıkıştırınca ortadaki bölümü kapandı. Birinci trabzanımın içerisine giriyorum, şu şekilde. Kapatmayı yeşilimle yapıyorum. Yeşil rengimi alıp şu şekilde kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Beyazımı burada kesmiyorum. Burada duracak ama yeşilimi e, sol tarafa doğru yatırıp üzerine örerek gizleyeceğiz. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum ve fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki minik gözüme giriyorum. 1 2 3 ve 4 defa aynı yuvaya girerek bir tane fıstığım örüyorum. Ve içerisinden geçiyorum. 1 ve 2 kapattığımla birlikte 2 tane zincirimi çekiyorum. İpimi yine bakın sol tarafta gizliyoruz. Sığının başını doluyorum. 2. trabzanımın tepesine batıyorum, oradaki minik yuvaya ve başlıyorum. 2 aynı yere 4 defa giriyorum. 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Birisi kapatma. Yeniden yapalım. Bakın şuradaki küçük göze giriyorum tığımın başını dolayarak. 1 2 3 ve 4. Hepsinin içerisinden geçiyorum. 1 ve 2. Hazırlamış olduğum değer motifimi görmenizi istiyorum. Burada yani 16 tane fıstık olana kadar hepsini buradaki minik gözlere girerek örüyoruz. 4 defa dolduruyorum. Kapattığımda birlikte ikişer de zincirimi çekiyorum. Ve ben tamam olana kadar örmeye devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. İlmeğimin içinden çıkıyorum. 1 ve 2. Sıradakine batıyorum. 2 3 ve 4. Çekiyorum. 1 2. 16 tane fıstığımın 16'sını da örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi tekrar diğer motifimi de göstermek istiyorum. Beyaz sıramızı örmeye başlayacağız fıstığımızdan sonra. 4 tane trabzan öreceğiz ama 4'ünü de aynı anda çekerek kapatacağız. İpiniz kalınsa 3 tane trabzan örmeniz yeterli olacaktır. Bakınız ben 4 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 4'ünü aynı anda kapadım. Şimdi bu. Birinci fıstığın tepesine gelerek battım ve ilmeğimi bu şekilde kaydırdım. Alttaki koparmadığım beyaz ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum ve yeşil rengimi şöyle çekiyorum. Buradaki şu yeşil rengimi çekiyorum. Bakın. Ve araya geçişimi yapıyorum. Araya kaydırıyorum. Ve buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yeşil ipimiz aynı yerde bekleyecek. Bir üst sırayı öreceğiz çünkü. 1 2. Bir, bir dolayı iki defa da tırabzanımı ördüm. 3. kez çekmedim. 1 2 3 tane trabzanımız oldu. İpi kalın arkadaşlarımız 3 tane trabzan yeterlidir. Benim ipim ince olduğu için 4 tane trabzan ördüm. 4 trabzanımızın 3. çekilişlerini bıraktım. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 ve 2. 2 tane de zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın bir sonraki araya giriyorum. 1, 2 defa örüyorum. 3. örmeden tığımda bekletiyorum ve yanına 1 2 tekrar 1 doluyorum 1 ve 2 1 doluyorum 1 ve 2 4 trabzanımın dördünü de tek seferde kapatıyorum 1 2 eğer elini sıkıysa buradaki zinciri kapadığımızla birlikte bakınız 2 zincir çektim bir tane daha ilave edip 3 yapabilirsiniz üzülmesini engellersiniz o zaman yoksa şöyle eğer elini sıkıysa toparlanabilir a yerlayın 1 ikinci trabzan 3 ve d 4düncü da ördüm tek seferde çekiyorum 1 ve 2 tane zincir 1 2 3 ve 4 hepsini tek seferde çekiyorum 1 2. Dediğim gibi eğer büzülecek gibi olursa zincirimizi 2 değil 3 yapabilirsiniz ya da bir bir kısmını, iki bir kısmını 3 olarak da çekip büzülmeyi engelleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. İplerimiz elimizin sıkı gibi hep Hepsi örgümüz için e, örgümüzü değiştiren faktörler olduğu için Hepimizin eli birbirinden aynı olmayabilir. Evet şimdi ben 16 tane grubumu örerek tamamlıyorum. Tıpkı diğer motifimde olduğu gibi. 16. ve son trabzan grubunu ördüm. Beyazımızla artık son işlemimiz yeşilimizle sıramızı tamamlayacağız. Her bir çift eldivenimizde bir tane motifimizi tam örerken ikincinin kenarlarını yarım örüp birleştireceğiz. Diğer eldivenimi ben şu şekilde örerek birleştirdim. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız. Bu eldivenimin teki için öncesinde bir tane bütün yeşil kenarıyla son bulmuş yani tamamlanmış motifimiz olacak. İkinci motifimizde ise birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi motifimizin yapımına geçelim yeşiline. Onu da bütün ayrıntıları birleştirmesini sizlerle birlikte yapacağız. İki zincirimi çektim. Hatta bir tane de ekledim. Bakınız üç tane zincirim oldu bitirme köşesine. Tepesine batıyorum ilkinin ilmeğimi geçiriyorum ve bir bir tane zincirimi de çektikten sonra beyaz ipimi artık buradan keserek ayırıyorum. Çünkü beyazımızda artık işlem yapmayacağız. Beyazımı şöyle uzağa koydum. Şimdi eldivenimizin kenarlarını örmeye başlayabiliriz. Bakın bir tanesini örerek birleştirdim. Bunun için önce bir tanesi tamamlanmış motifimiz. Diğeri ise ikincisi ise iki kenarını tamamlayacağız. İki kenarında şuradaki birleştirme işlemini yapıp diğer tarafta da parmağımızı bırakarak eldivenimizi hemen kolay bir şekilde hazırlamış olacağız. Hem avuç içinde hem de üzerinde aynı modelimizi kullandık. Şimdi yeşil rengime geçiyorum. Evet burada köşelerimizi örmeye başlayabiliriz. Hemen ipimi burada alıyorum. Bakın aradan girdim. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra motifimin ilk köşesini yapmak için hemen hazırlanıyorum. Bakınız 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyorum. Bu birinci trabzanımız. 2 defa doluyorum. Yuvarlak geldiğimiz için köşeyi dengelemek için kenarlarındaki köşelerimizi yüksek yapmamız gerekmekte. Onun için iki defa doluyorum. Araya giriyorum. ikişer ikişer çekiyorum. 1 2 ve 3 defa da tamamlıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 2'şer, i̇ki ikişer alıyorum. 3 trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. 2. köşeyi yapmak için giriyorum. Ve yeniden 2 doladım. 2'şer, i̇ki ikişer aldım. 3. ve son trabzanım için 2'şer, 2'şer aldım örüyorum. Toplamda 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı örüyorum. başına bir defa doluyorum. Diğer hemen yanındaki trabzanın arasına giriyorum. 1 ve 2. 2 defa da alıyorum. Tekrar 1, 2. 3. trabzanımı batıyorum. 1 ve 2. 3 tane trabzanımı örüyorum. Araya zincir çekmeden yeniden doluyorum. Bir sonraki araya giriyorum. 1, 2. 3 tane trabzanımı bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. İkinci grubumu ördüm. Bakın sonra üçüncü grubumu örüyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane grup ördüm. Hepsi ikili trabzan grubu. Şimdi üç grubumuzdan sonra 4. sıraya 1. sırada ördüğümüz gibi 2 defa dolayıp 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olan bölümümüzü yapıyoruz. Şöyle görelim. 1. köşemiz 3 tane ikili trabzanımız ve yine köşemizi örelim. Tığımın başına 2 defa doluyorum. Sıradan gidiyorum. 2'şer ikişer alıyorum. 2 doluyorum ikişer ikişer örüyorum ve bu benim ikinci köşem oluyor araya iki zincir çekiyorum tekrar üçüncü ve son trabzanımı örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrar bir defa doluyorum hemen yanındakine İkili trabzanlarla üçerli gruplarımızı örüyoruz. Birinciyi ördüm, tığın başını bir defa doladım, ikinci grubumu örüyorum, üçüncü ve son grubumu da örüyorum. Bu şekilde örerek eldivenimizin tekinin bir tanesinin dört köşesinin dördünü de bu şekilde tamamlıyoruz köşelerimiz araya üçer trabzanlı gruplarımız ve yine köşelerimiz üçer gruplarımız köşelerimiz şeklinde bir motifimizin tamamı bitecek ikinci motifimizi ise örerek tamamlayacağız yani birleştirerek tamamlayıp eldivenimizin üzeriyle şöyle avuç içine gelen kısmı tamam olacak bir tanesi tam bitmiş. Diğerini ise birleştireceğiz. Şimdi bu tam bitmişimi şöyle görmenizi istiyorum. Köşelerimiz ve arada her birinin üçerli gruplarımız olduğunu görüyoruz. Evet şimdi köşemizin ilkini yapalım ve birleştirmeye başlayalım. 2 defa doluyorum. Sıradaki bölüme 3. köşem için başlıyorum. üçüncüyü ördüm, araya bir tane zincir çekiyorum ve buradan itibaren alıyorum birleştirme işlemini yapmaya. Evet şimdi köşemin bakınız, her ikisinin arka yönlerini birleştiriyorum arka yönleri. Bir köşemiz tam bitmiş, arada üçerli bölümümüz var. Buradan itibaren örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Diğer tarafa şöyle giriyorum bakınız, diğer taraftan şuradan girelim alıyorum. Bir tane zincirimi çekip yeniden bu tarafa geçiyorum. İki defa doluyorum. İkişer ikişer alıyorum. Birinci trabzanım ördüm. Bu tarafı birleştirerek devam edeceğiz. Birinci trabzanım ördükten sonra diğer tarafın ilk trabzandan batarak ilmeğimi alıp şöyle geçiriyorum. Tekrar iki defa başını doluyorum. 2 3 ikincisinden alıp ilmeğimi geçiriyorum iki defa doluyorum tekrar giriyorum yani üç tane buradaki bitmiş trabzanımı diğer trabzanla diğer motifimdeki trabzanla birleştiriyorum bakın yarısını birleştirdim yarısını birleştirmedim şuradaki bir zincirle birleşmeye başladık şöyle görelim bakın bu yarısı durmakta. Diğer ikinci üçlü grupla birleştirmemizi yaptık. Şimdi diğer üç tane trabzan grubumuz vardı. Üçerden oluşan yine aynı şekilde her bir trabzanın burada ördükten sonra karşı tarafa geçerek birleşme işlemi yapacağım. Tığımın başını doluyorum. Boşluğa giriyorum. 1 2 2 de bitirdim. Diğer trabzanımın batıyorum tepesine geçiriyorum ilmeğimi tekrar ara boşluğa başını dolayarak girdim 1 ve 2 iki. karşıdaki ikinci trabzandan ilmeğimi geçiriyorum tekrar aynı yuvaya girerek üçüncü trabzanımı ördükten sonra üçüncü trabzandan batıp ilmeğimi geçirip tekrar bu yöne geçiyorum ve diğer boşluğa girerek birinci trabzanımı örüyorum buradan birinci trabzana girip ilmeğimi alıyorum. Geçiriyorum. Bakın çok 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 kolay. Trabzanımı ördüm. İkinci trabzanıma şöyle batıp ilmeğimi geçirdim. Ve yeniden üçüncüyü örüyorum. Üçüncü trabzana da batıp ilmeğimi geçirdim. Birleşme işlemini birer birer bu şekilde yaptık. Şimdi üçüncü ve son grubumuzu da aynı şekilde örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bu elimizin bu dış kısmı, dış kısmının hepsini bitiriyoruz. Birleştirerek geçiyorum. Giriyorum İkinciyi ördüm. İkinci trabzanımı da buradan hemen batıyorum ilmeğimi. Geçiriyorum. Üçüncüyü de ördüm. Bakın 3 tane. Üçüncü trabzanıma da battıktan sonra iki defa dolayıp köşeme geçiyorum. Köşelerimizde de birebir aynı işlemimizi yapıyoruz. Birinciden geçiriyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Bir, iki, üç. İkinci trabzana giriyorum. İlmeğimi veriyorum tığıma geçiriyorum iki doluyorum üçüncüyü yeniden örüyorum 3 trabzan ördüm üçüncüyü de buraya birleştiriyorum ve bir tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum buraya giriyorum Bakın şuraya giriyorum artık bu kısımda bir tane zincirimi şurada çektim Dilerseniz iki tane de çekebilirsiniz şöyle batıp hemen İkinci zincirimizi de çekebilirsiniz. Rahat olur esnerken. 3 tane birleştirmeden örüyorum. 2 dolayıp Evet. Şöyle görmenizi istiyorum. Birinci motifimiz tamamen bitmişti. İkinci motifimizin iki köşesini ördük. Üçüncü köşenin ilk üçlü grubunu birleştirme yapmadan ördüm. Yani iki yüzeyi tamamladım. Ortasındaki bir zincirle karşıya geçtim. Birer birer her bir trabzanın karşılığına hem bu iki dolayıp aldığımızı üç defa da tamamladığımız trabzanımızı hem ikili trabzanlarımızı birer birer karşılıklı battım. Yine köşemin ilkini aldım ve ortadan iki zincirimi çekerek bu yöne geldim. Bu yönde de şimdi bu kısmımızı tamamlayacağız. Tığımın başını doluyorum. Boşluğun içerisine yani araya girerek 3 trabzanımı örüyorum. Diğer araya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Araya giriyorum. Şurada beyaz ipimizi koparmıştık. Onu daha sonra gizleyeceğiz. 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı ördüm ve birinci başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve eldivenimizin şöyle yan kısmını yani şuradaki yan kısmını tamamlamış olduk. Şimdi buradan yine birleştirmeye devam edeceğiz. Baş parmağımızın olduğu yeri ayıracağız. Geçişimi yaptım. Baş parmağımı yapmak için şu tarafa geçmem gerekmekte. Buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Evet. Bu şekilde tamamladık. Şimdi parmağımızın bulunduğu yerimizi ve parmağımızdan sonra olacak yeri yapmak için şöyle görelim bakınız avucumuzun içi burada parmak yerimizi ayırıp birleştireceğiz kalan yerimizi de. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen parmağım için birleşme işlemini yapmaya başlıyorum. Bunun için tam şu birleştirdiğimiz yerin karşısına gelecek yeri çalışıyoruz. Lütfen diğer yönlerde çalışmayalım. Şimdi zincirimin içerisine karşı taraftan giriyorum. Bu tarafa da geçiyorum. Bakın bu tarafa da buradan giriyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir tane düğümümü attım. Karşı tarafın zincir boşluğuna girdim. Diğerini ise bu taraftan girdim. Buradan. Ve şöyle içinden geçirdim. İpim şöyle arada kalacak burada. Ve şimdi diğer tarafın ikinci trabzanına batıyorum. İlk trabzana batıyorum. Pardon zincirle başlamıştık taraftan da ilk trabzana batıyorum ve arasından geçiyorum şuradaki ipimizi gezeceğiz sonra yine ikinci trabzanıma batıyorum dıştan bu taraf içten ikinci trabzanıma batıyorum ve aradan geçiyorum dıştan üçüncü trabzanı bakın köşedeki üçüncü trabzanıma battım bu taraftan da Üçüncü trabzanıma battım ve ipimi aldım. Üç tane trabzanımı karşılıklı birleştirdim. Şimdi yine önce dıştan karşı taraftan birinci trabzanıma battım. İpim arada tarafın birinciye batıp geçirdim. İkincisine battım. Bu taraftan ikinciye batıp birleştirdim. Şuradaki ipimizi içe alacağım ama şöyle yine de biraz küçültelim. Önce dıştan sırası ile sonra içten alıyorum. Ve buradaki şu iki tane trabzanımı artık köşem için birleştirmiyorum. Parmağımız çünkü ancak olacak. Bunu da bakın şuradaki hem köşeyi hem bir tane trabzan grubunu birleştirdim. Bu tarafı birleştirme. Burayı da şu şekilde geçiyorum. İlmeğimi trabzanlar üzerinden kaydırarak geçiyorum bir grubumu geçirdim üçlü grubumu ikinci üçlü grubumu geçiriyorum bu baş parmak olacak bölümümüz tığımı batıyorum bakın ilmeğimin üzerine bakın iki grubumu geçtim ve şimdi tam üçün olduğu yerdeyim üçlü grubun bulunduğu yerdeyim yine buradan üçün bakın tepesine batıyorum bu tarafa da batalım alalım. Şu aradan parmağımız rahatlıkla çıkacak. Bakınız iki tane bıraktım. İki de karşısında bakın karşılıklı burası baş parmağımız için lastik yapacağımız bölüm. Şuradaki üç trabzanla yine birbirine bağlantı kuruyoruz. Birleştirdim. Bir tane de zincirden alalım. Ve tamamlayalım. Bu şekilde eldivenimizin parmak yerini ayarladık. Şurası elimizin dış kısmı. Şu duvarın olduğu bölüm olacak. Diğeri ise, ise baş parmağımızın çıkacağı bölüm. Şuradaki fazla iplerimizi içeriye gizleyelim. İplerimi içeriye gizledim ve bu şekilde artık iki motifimiz de birbirine birleşti. Yan duvarımız, boşluklarımız, parmağımızın gireceği yer Bakın şu şekilde. Şimdi buradan elimizin üzerine düşen kısmımızı çalışmaya başlayalım. Lastik örgüsü yapacağız buraya. Bunun için de hemen birinci trabzanımın bulunduğu yere ilmeğimi kaydırıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra trabzanlarımın tepesine birer birer ikili trabzan örüyorum. Bakın her birine ikili trabzan. Başını doluyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. Hiç atlamıyorum. İkişer trabzan. Yani ikili trabzanımı bütün trabzan üzerine örüyorum. Evet trabzanlarımın üzerine birer birer batarak ördüm. Şimdi zincirimin bulunduğu noktadayım bir tane trabzanda buraya örüyorum burası da birleştirme noktamız buraya dokunmadan hemen bir tane de diğer tarafa geçiyorum ve birer birer yine trabzan üzerlerine çalışıyorum başlangıç yerime kadar ikili trabzanımı örüyorum. ve başlangıç noktama geldim hemen buradaki zincir boşluğuna girerek bir tane trabzan örüyorum bu artık son trabzanım da şimdi zincir çekerek başladım trabzanımın hemen sol tarafına şöyle boşluktan giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve üzerine yine bir iki üç tane zincir çekiyorum zincirimizin üzerine ve bundan sonra lastik örgümüzü örmek için. Bir arkasından bir yanından girerek lastik örgümüzü bir ters bir düz görünümü kazandırıyoruz. Zincirimi çektim. İlk trabzanımı yandan giriyorum. İki defa da yine örüyorum. Bir sonraki trabzanımı ardından giriyorum. Ve örüyorum. Bir, iki. Yine yandan giriyorum. Diğerini ardından bir ardından bir yandan girerek lastik örgüsü yapıyoruz parmaklarımızın üzerine buradaki uzunluk tamamen kullanacak kişinin el ölçüsüne göre eli uzun yani parmakları uzun arkadaşlarımıza birazcık daha lastik örgüsü fazla olsun eli minik olan arkadaşlarımıza ise buradaki lastik ölçüsü daha küçük olsun. bir yandan bir ardından alarak sıramı tamamlamak üzereyim. Sıramın sonuna kadar geldim. ikinci sıramın yine zincirimin tam tepesine batıyorum ve bu bizim üçüncü sıramız oluyor. Zincirimin üzerine yine üç tane zincir çekiyorum ve kabartılı gördüğüm yere yandan giriyorum. İki defa örüyorum. İçe basık olan yerleri ise ardından giriyorum. Örüyorum bir defa doluyorum bakın dışa kabartılı yandan giriyorum örüyorum içe baskın olanları ardından girerek örüyorum yandan ardından yandan bu üçüncü sıramızda ben diğer teki için 4 sıra örerek tamamladım. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bunu da 4 sıra örmek istiyorum. ya yani tabii ki aynı olması için 4 sıra örelim. Sonrasında yeniden bilek kısmımızı çalışmak için görüşürüz. Evet dördüncü sıramızı da ördüm. Başlangıç noktamdayım. Bakın zincirimin olduğu yerdeyim. Solundan girdiğim ilmeğimi kaydırdım. Bir tane düğüm olması için zincirimi çektim. Ve ipimi buradan kestim. Parmaklarımızın ucu dört sıra örülüp tamamlandı. Kesilen ipleri içeriye doğru gizliyoruz. Şimdi bilek kısmını da öreceğiz. Parmak ucumuzu da yine lastik şeklinde örerek tamamlayacağız. Önce parmağımızı örelim. Yine bir sıra trabzan örüyoruz. Sonra üzerine bir yandan bir ardından girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bakınız bırakmış olduğumuz boşluğumuzu görüyoruz. İlk boşluğumuzun şuradaki zincirimizin birleştirme zincirinin tepesine gelerek batalım ki başparmağımız rahat etsin. Buraya sabitlendim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bakınız şu birleştirme yerine bir tane battım. Ve hemen ipimi şöyle yana alıp gizleyeyim. Birinci trabzanımın üzerine batıyorum trabzan örüyorum. Yandaki bakın her trabzanıma birer birer batarak yeni trabzanlar örüyorum. her birer, birer. Bakın hepsine batıyorum. gönderiyorum bir taraftan da rahat örebilmek için ipimi de bakın gizledim yine tam ortaya batıyorum bir tane parmağım rahat etsin sıkışmasın diye yani öreceğiniz kişinin parmağı rahat etsin birer birer de trabzanlarımızı örüyoruz başlangıç yerimin hemen yanına bir tane daha trabzan örüyorum zincirimin bulunduğu yerin şöyle soluna batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve üzerine 3 zincir çekiyorum ve tıpkı biraz önceki çalıştığımız gibi hemen bakın zincirimin yanındaki ilk trabzanı yandan giriyorum 1 ve 2 diğerini sıradakini ardından giriyorum 1 ve 2 yandan bir yandan bir ardından girerek tıpkı parmak uçlarımızda çalıştığımız gibi lastik örgüsü yapmak için çalışıyoruz. Evet tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. İkinci sıramı tamamladım. Yine zincirimin olduğu yerdeyim. Sol tarafından batıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip yine kabartılıları yandan giriyorum. Burada da yine uzunluğu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Dilerseniz bu kadar bile yeterli olabilir. Dilerseniz birkaç sıra daha örebilirsiniz. Yani iki sırada da bitirebilirsiniz. Üç sırada, dört sırada da yani isteğinize göre tamamlayabilirsiniz. Geçişimi yaptım. Şurada ipim sıkıştı. Hemen ben ipimi buradan kurtarıyorum. Tüylü olduğu için şöyle kurtardım. Birlikte devam edelim. Zincirim açılmıştı. Bakın kabartılı yandan giriyorum. Bir sonrakini ardından kabartılı yine yandan içteki olanı ardından Evet sıramızı tamamlayalım. 4 sırada parmağım için ördüm ve başlangıç yerindeki zincirime gelip yine sol tarafına girip ilmeğimi geçirdim. Bir tane zincirime atıp düğümümü yaptım ve parmağımı da bu şekilde tamamladım parmağımız. Evet şimdi bilek kısmımıza çalışmaya başlayabiliriz. Bilek kısmımızı da bu şekilde çalışarak tamamlayacağız. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabi yine zevkinize göre daha uzun da çalışabilirsiniz. Bunun için bir tane zincir çekip tığıma düğümü attım. Şu yandan birleştirdiğim noktadan örmeye başlıyorum. Tam ortaya girdim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Attığımla birlikte 3 tane oldu. Bir tane daha ilave edeyim. Attığımı saymadım. Şimdi boşluğa bir tane trabzanım örüyorum. Yani boşluk değildi aslında buradaki trabzanıma denk geldi. İlk trabzanıma oldu. İkinci trabzanım yine üçüncü trabzanım. Zaten saymaya gerek yok. Aşağıdaki trabzanlarımın tepesine birer birer batarak Yeni bilek sırası oluşturuyorum. Bileğim için. Bütün trabzanlarımı batıyorum. İkili trabzan şeklinde örmekteyiz. araya batıyorum araya tam giriyorum biraz sık olmuş Tabii ki 1 ve 2 diğer tarafın trabzanla geçtim Evet sona geldim şimdi 3 zincir çektiğim yere sol tarafından batıyorum ve kaydırıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki ilk gelen trabzanıma yandan girip örüyorum. geri ardından giriyorum. Yine hem e, bu elimizin üzerinde hem de parmağımızda çalıştığımız gibi lastik yapıyoruz. Bir yandan, bir arkadan. Bir yandan, bir arkadan yandan arkadan yandan arkadan 7 sıra ördüm şimdi bitişimi yapıyorum 3 zincirimin soluna batıp yine ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki boşluğa değil 1 2 3 dördüncüye gelip batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Aynı yere 5 tane ikili trabzan örüyorum. 3 4 ve 5. 5 trabzanım ördüm. 1 2 3.'ye batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4.'ye gelip batıyorum. Buradaki sayılar çok da önemli değil. Şöyle göz kararıyla da batabilirsiniz şöyle mesela. Göz kararıyla aralıklarla 5 tane aynı yuvaya trabzanımızı örelim. 1 tane sık iğne, 5 trabzan aralıklar. Şimdi 5 trabzanı ördüm. 1-2-3 şöyle 3.ye battım. Tığımın başını doluyorum. Şöyle göz kararı 5 tane trabzanımı örüyorum. Burada bilek kısmımızda hoş bir görüntü kazanmak için bu çalışmayı yapmaktayız. Dilerseniz düz de bırakabilirsiniz. 5 Beş trabzanımın beşincisini de örüyorum. Batıyorum. Biraz ileriye yine biraz ileriye batıp 5 tane yeni trabzanımı aynı yuva içerisine örerek tamamlıyorum. 3, 4 ve 5. Biraz ileri batıyorum. Tekrar biraz ileri. Bileğimizi bu şekilde tamamlayalım buna kadar ördüm başlangıcı yerime gelip batıyorum bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum yine kestiğimiz iplerimizi içeriye alarak gizleyelim ben sonra daha ince gizleme işini çalışacağım inşallah şimdi sadece şöyle göstermek istiyorum bakın eldivenimiz ne kadar şık oldu diğer elimizi de daha öncesinde örmüştüm şu şekilde bakın şöyle hem avuç içi hem de elimizin üst kısmı güzel bir şekilde örülerek tamamlandı. Hemen bir günde örebileceğiniz yani bir günde değil birkaç saat içerisinde bile bitirebileceğiniz güzel kolay bir çalışma. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.